Elitlerinden herkese merhaba. Bugünkü projemiz Nako'nun Elit Baby mini batikle bir bebek battaniyesi. Gördüğünüz gibi rengi bahar tonlarında. Ve aslında en sevdiğim özelliği bu renklerde, şöyle söyleyebilirim. Hediye yapmak istediğiniz zaman belli bir hani kız erkek ayrımı yapılmadan harika bir hem kıza hem de erkek bebeğe uygun olabilecek bir model. Aslında da çok kolay. Ama öncelikle başlamadan önce ben size ipimizi tanıtmak istiyorum. İpimiz anti-peeling özelliği. Ne demek anti-peeling? Tüylenme karşıtı. Yani bebek ürünlerini daha gayet doğal bir şekilde kullanabileceğimiz bir ürün. %100 premium anti-peeling akrilik olarak geçiyor. Şiş numarası 3,5 ve 4,5 olarak, tığ numarası da 2 numara. Ben bu projede 4 numara tığ kullandım. Biraz böyle bol bol dursun, modelimizi de göstersin diye. Gelelim battaniyemize. Hepimizin bildiği tekli trabzan yöntemiyle yapılıyor ve popcornlarla yapılıyor. Ama biraz tekli trabzanı farklı şekilde alacağız. Şimdi battaniyeyi şöyle bir açalım. Bakalım. Bir de ölçü vereyim size bununla ilgili. Eni 72 cm. Burada bu arada baktığımız zaman 111 ilmek attım. Yani 111 zincir çektim. 111 zincir bana 72 santimlik bir en sağladı. Boyu da şöyle buradan alayım. Bakalım. 78 santim olmuş. Örnekle ilgili biraz daha bilgi vermem gerekirse, başlangıçta 9 sıra örgümüzü örüyoruz. Yani birazdan yapacağım teknikle 9 sırayı örüyoruz. Sonra pomponları yapıyoruz. Sonra bir 9 sıra daha örüyoruz, pomponları yapıyoruz. Bu şekilde hiçbir şey yapmadan devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Ah, bu arada unutuyordum. Bu boyuttaki battaniye için toplam 3,5 yumak kullandım. İsterseniz siz yanlarına da böyle bordür kenarlarına farklı desenlerde, modeller de yapabilirsiniz. Ben düz olarak kendi ipiyle devam ettim. Hadi başlayalım. Evet, ipi ayırdım. Şimdi 31 tane zincir çekerek başlıyorum. Şimdi şöyle bir düğüm atacağım ilk etapta. Zincirleri çok sıkı çekmiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ...28, 29, 30 ve 31. Son attığımız ilmek bizim dönüş ilmeğimiz oluyor. Şimdi modelimizi kuruyoruz. İpi tığın başına doluyorum. Bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. Şöyle çekiyorum. Ve ilk sıra her zaman zor olduğu için içinden geçiriyorum. Şimdi ben ilk sırayı çok detaylı göstermeyeceğim ama ikinci sırada oturduğu zaman ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Çünkü çok daha zor oluyor ilk sıra. Şöyle biraz ilerleyeyim, elime gelsin. Örnek. Ben sıra sonuna kadar devam edeyim. Örneğin detayını ikinci sırada daha yakından ve yavaştan görelim. Evet, ilk sırayı bitirmeme bir ilmeğim kaldı. Son zincirin ilmeğine batıyorum ve çıkardım. Şimdi dediğim gibi daha detayını şimdi gösteriyorum. İki zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Şimdi normalde tekli trabzanı yaparken nasıl yapıyorduk? Önce onu bir göstereyim size. İpi tığa doluyorduk. İlmekten geçirip hepsini birden alıyorduk. Tekrar göstereyim. Bu şekilde yapıyorduk. Böyle. Ama şimdi bu modelde söktüm. İki zincirim hala duruyor. İpi tekrar tığa doluyorum. İlk ilmeğe batıyorum.
ve şu anda 3 tane ip oluyor tığımda. İlkini ikincinin içinden geçiriyorum ve ipi dolayıp çekiyorum. Aynı şekilde diğerini alıyorum, içinden geçiriyorum, doluyorum, çekiyorum. Tekrar gösteriyorum. Bakın şöyle, hatta battaniyenin büyüğünü de göstereyim ben size. Şöyle baktığımız zaman bir balık sırtı modeli gibi oluyor. Bakın şöyle, şöyle VV oluyor. Bu da böyle bir hafif bir desenli bir şey oluyor. Bu yüzden bunu tercih ettim. Şimdi ben ne yapıyorum? 9 sıra burayı bir öreyim, sonra görüşelim. 9 taneyi yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Pomponları yapıyoruz. İpi doladım, ilmeğe batırdım, ikili trabzan yapar gibi çektim, tığımda iki tane ip kaldı. Doladım, çektim, iki tanesini aldım, tığımda üç tane var. Bu işlemi tığımızda altı tane ip olana kadar yapıyoruz. Toplam beş defa. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu buradan alıp içinden geçirip biraz sıkıştırıp yine tekniğimizi uyguluyoruz. Bakın pomponu yaptık. 1, tekrar 9 tane yapıyoruz. 1 yaptık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar pomponu yapacağız. 9'u yaptım. Şimdi ipi doladım. 2 tanesinin içinden geçirdim. 2 tane var tığımda. Tekrar doladım. 2 tanesinin içinden geçirdim. 3 tane oldu. Aynı şekilde tığda 6 tane ip olana kadar yapıyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doladım. Hepsinin içinden geçirip biraz da sıkıştırdım. Ve yine 9 tane örüyorum. 2, 3, 4, 5, 9'u yaptık. Sonra yine yukarı çıkıyoruz. 1, 2 zincir çekip yukarı çıkıyoruz. Şimdi örnek nasıl ilerliyor? Onu anlatayım size. Geri döndüm. Yani bu tarafa doğru ördüğüm zaman burada 9 tane, yani komple örgümüzü tamamlıyoruz. 9 sıra bu şekilde örüyoruz. Sonra şuradan göstereceğim. Hatta daha rahat ederiz. Başlarda ve sonlarda her zaman 9 ilmeğimiz kalacak. 2 pomponlar arasında 9, boyutta da 9 tane kalacak. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi şeyi göstereyim size. Şöyle alayım. Kenarı nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi bunu kenar olduğunu düşünelim. Şöyle çıkmış. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe 3 tane tekniğimizden uyguluyorum. 2 ve 3. Şimdi bu bizim köşemiz oldu. Bu tarafa döneceğiz. Yine aynı teknikle boşluklara bu işlemi uyguluyoruz. İsterseniz 2 sıra yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi bu örnekte yaptığım gibi tek sıra yapabilirsiniz. Öbür köşeye de bir gelelim.
1 2 ve 3. Bu şekilde de kenarı, buraya her kenara yani köşeye 3 tane yapıp devam ediyoruz aslında. Şöyle göstereyim. Buralara 3'er tane yapıp her boş bulduğumuz ilmeğe de tekniği uygulayarak yapıyoruz. Böyle basit, kolay bir battaniye yaptık. Çok da güzel renkleri olan Nako'nun Elite Baby mini batik serisiyle yaptık. Çok farklı renkleri var. Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.